Herkese selamünaleyküm. Kınasakal TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz gençler. Eurotruck Simulator 2 Multiplayer ve Single Player serimize Single Player olarak ikinci bölümünde Single Player Euro Truck Simulator 2 serimizin Single Player olarak ikinci bölümünde toplamda Euro Truck Simulator 2 Multiplayer ve Single Player 10. bölümde bölümle karşınızdayız. Bu bölümde normalde multiplayer çekmekte amacım ama internet bağlantında bir sorun olduğundan mütevellit bağlanamadı şeye sunuculara götüren. O yüzden son bildiğiniz gibi Eurotruck 2 bölüm daha çekeceğim Eurotruck'a. Son 2 bölümde multiplayer olarak çekip bu videoyu, bu seriyi bitirmeyi düşünüyorum. Yerine Outlast gelecek. Outlast var ya, korku oyunu. Onu çekmeyi düşünüyorum. Neyse, biz yolumuza kaldığımız yerden devam edelim. Gençler. Münih'ten İtalya'ya gideceğiz. Evet, benzinimiz de bir az kalmış. Tırı döndürebilirsek çok güzel olacak ama döndüremiyoruz. Yollar boş zaten gençler çünkü yapay zeka yok oyunda. Normalde multiplayer'e girecektim. Gördüğünüz gibi köşede offline yazıyor yani bağlantı kesildi diyor. Evet neyse. Biz sohbet ederekten bu videoyu bitirelim gençler bence. Yani yollarda boş zaten. Akar gideriz. Az döneceğiz buradan. Dönemeyen tır yapmışlar. Sekiz FPS'de, 7 FPS'de oynamaya devam ediyoruz oyunu. Volvo'nun tırı var şu an. İleriden döneceğiz buradan değil. Bu arada PES 2020'yi gördüm. Bu PES, şu PES bir Fox Engine'den vazgeçemedi gençler. Yani Fox Engine'den vazgeçse PES oyununu serisini daha iyi şeyleri bekliyor ama PES Fox motoru, PES'in kullandığı Fox motoru bence futbol oyunu için uygun değil. FIFA 12, 13, 14'te kullanılan PC versiyonlar için Impact motoru bile, mikrofonu yanlaştırayım bir dakika. Impact motoru bile daha uygun bence futbol oyunu için gençler. O yüzden Fox Engine FPS oyunlarında falan güzel olabilir aksiyon oyunlarında ama futbol oyunu için uygun bir motor değil benim görüşüm. Fox Engine yerine farklı bir motor satın alıp mesela Impact Engine'i PES'te kullansalar daha fazla seven olur bence gençler. PES serisini. O yüzden bilgisayarım yeterli seviyede değil PES için ama yeterli seviyede olsa PES değil FIFA alırım. Yani parasını verir miyim? İndirim beklerim daha mantıklı olur da. Direktmen çıkar çıkmaz almam ama şöyle bir 4-5 ay sonra parasını indirimdeyken verip almak mantıklı bence FIFA'yı. PES değil. Bir de PES
şeyi de kaybetti. Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne, şeye, FIFA'ya. Ki bekliyordum ben zaten kaptıracaklarını yani. Satmıyor çünkü PES adam aldı. Farkında bunun da UEFA. UEFA da ne yapsın, FIFA'ya verdi. Kaçta gidiyor laptur acaba? Maksimum hız mı geçebiliyor? İleride bir benzinci falan olması lazım. Uzunları açayım mı yani? Bilemedim. Benzinciye varınca uzunları açarız. Tabii 88 de yeni, 90 çıkmıyor. Allah Allah. 89 oldu. 90. Tren motorunda bir arıza falan var. Niye 91 olmuyor? O kadar gaza basıyoruz, 91 olmuyor. Onun dışında ilgimi çeken birkaç tane daha oyun oldu ama baksana ya, 91 çıktı. 92'ye çıktı. Abi 90 niye kilit diyor bu ya? Abi şeyi falan açmadım ki, kendi kendine yine kilit demeye başlamış. Multiplayer'da böyle oluyor ya, lanet olsun. Bir dakika ya, ben biliyorum bu Hasan'ın nereden galiba. Benzinci bulursak orada düzeltmeye çalışırım. Kaç kilometre? 1681 kilometre, 90 kilometre hızla bitireceğiz. Çok uzun uzun sürer video. Yani 1,5 saat sürer, 2 saate yakın sürer hatta. O yüzden bir şeye bakmam lazım. Yine bu hata devam ediyor. Beni deli ediyor bu hata. Zaten her seferinde multiplayer'da da böyle oluyor. Videolarımda, multiplayer videolarımda, ETS2'nin. Single player'da böyle bir sıkıntı yok da. 90'ın üstüne çıktığı an benzinciye girelim.
Ayarlara bir bakalım. Nerede fare? Fare yok. Ha. Bu oynanıştan. Bakın burada bir sıkıntı verdi de nerede? Şimdi şurada bir tane. 5 kilometrelik bir şey vardı. Ama 1 kilometre. Ha. Şu eskiden 5 kilometreydi. Hata veriyordu eskiden. Onun yüzünden zannediyorum. Demek ki onun yüzünden değilmiş. Bunu 2 yapsam düzelir mi acaba? Merak ettim. Hakikaten merak ettim. Böyle olsun. Daha güzel. Hadi bakalım. Düzelecek. Şu uzunları da yak abi. Zaten kimse yok. Tepe uzun. Hadi bakalım. Kimse yok ama biz yine trafik kurallarına uyalım demiştir. Kimse yokken trafik kurallarına uyma challenge yapalım. Bakalım ne yapacaktır şimdi. 90'a geçecek. Evet, gençler sizden ne haber? Uzun bir aradan sonra video atıyoruz. 90 kilometre kullanmam. Burası da virajlıymış. Geçecek herhalde 90'a da. Şu virajı alırsam, ha şimdi bas. Geç artık 90'ı ya. Yine geçmedi. 80, 80, 160. 90'a geçiyordu bayır aşağı, ben de geçelim. Eskiden 5'teydi. Akıllı hız sabitleyici. Şimdi 1 yapıyoruz, 2 yapıyoruz, yine şey yapıyoruz. Düzelmiyor. Nasıl iş ya? Nasıl iş abi? Doksanın üstüne niye çıkmıyorsun sen abi ya? 90'ın üstüne çıkmama challenge mi yapıyoruz ya? Bu ne? İtalya'ya gidiyoruz gençler. Bu arada haberiniz olsun. Yoğurt götürüyoruz İtalya'ya. Almanya'dan İtalya'ya. Doksanın şeysi hiç düşmeden gidebiliyorsun bu hızda ama. Yine yavaş gidiyorsun yani, hızlı gidemiyorsun, varamıyorsun araca.
İşte böyle bir zaafı var. Para biriktirip tır alacağım işte. Zaten 202 bin euromuz varmış. Şimdi şeye girebiliyor muyuz? Renault bayine gidiyor. Girebiliyor muyuz acaba? Muhtesimatı yaptıktan sonra merak ediyorum. Çünkü Renault tır almayı düşünüyorum. Gençler. Ama şu 90'ın üstüne niye çıkmıyor onu da anlayamıyorum. Yani. GB yeri kaplıyor olan video şimdi de çok büyük değil mi? 16, 17 dakikalık video. Lan 90'ın üstüne çıksana ya. Üf. Çık üstüne düş 90'ın ya. Çekeyim bir kenara. İlla onu mu istiyor? Bir daha mı bakayım? Trafik kurallarına uyalım. Uymayanlara önce uyarıp sonra dövelim. ESC'ye bas. Neyse. Tuşlar, düğmeler, oynanış. Buradadır abi. Başka hiçbir açıklaması yok ya. Sıkıntı burada. Yani. Binika araçlarına ait sınırı göster derken. Biz tırız oğlum ne binik. Kuzeye kilitli. Onu tekrar bir yapalım. Bak, bu devre dışı ama sabitleyicinin devre aralığı ne ya? Böyle iş mi olur ya? Sınırlayıcı kapalı abi zaten. Marş, enfe, filan simülasyonu. Bunu kapatacağız abi. Şunu açacağız. Yanlış şey açmışız. Türk lirası yok mu abi? O kadar para birimi var. Türk lirası yok. İyi. Gerçi Türkiye haritası eklenecek oyuna. Türkiye'nin Trakya bölümü de. O zaman Türk lirası gelebilir belki. Şu çevrim içi ayarlara da bir bakalım. Foto vitrin diyor. Göz at. Ha. DLC'ler. Evet. Anladım. Onun dışında hiçbir şey yok yani bir yerden. Hata yok abi. Her yer düzgün ya. Bakıyorum şöyle bir daha. Tuşlar ve düğmeler. Bunda bir sıkıntı yoktur. Kontroller zaten şey kullanmıyorum. Direksiyon falan kullanmıyorum. O yüzden ona da geçtim abi. Sıkıntı ya şurada, şurada ya da şurada. Burada olacağını zannetmiyorum. Şuradadır. Bir daha bakacağım. Süresi 60 saniye. Yok ki. Yani sıkıntı yok. Hangisi? Şunda bir sıkıntı var. Onun dışında hiçbir sıkıntı yok ki. Hata varıyorsa o veriyordur.
90'ın üstüne çıkmama engel olan şey varsa odur büyük bir ihtimal. Başka hiçbir sıkıntı yok çünkü ayarlarda. İşte istediğim buydu ya. Gençler, 90'ın üstünü niye çıkmıyordur? Online'da. Bunu hala anlayamadım. Yani bir sürü anlayamadım. Dönemaç varmış, dönemaç. 90'ın üstüne çıkacak. Çıkmıyor. Ya şaka mısın oyun ya? Hani İtalya'ya kadar 90'ın üstüne çıkamayacağız mı ya? Tövbe tövbe. Bayır aşağı çıkıyor sana. Al virajı, al virajı. Güzel. Biraz yavaş. İtalya'ya gidiyoruz gençler. Hadi bakalım. Evet. 23 dakika oldu gençler. Başka birkaç tane daha oyun çıktı da hangi oyunlar çıktığını hatırlamıyorum ya. Onlar hakkında muhabbet etmek istiyor muyum? Yani ben yokken bu seri yokken hangi oyunlar çıktı onları düşünüyorum şu an. Evet. Ula. FPS mi düştü? Köprülerde FPS düşüyor. Para ödeme yeri mi lan orası? Abi düz yoldan para alınır mı ya? Hangi bana devletin yolu yani ne alaka? Yol vergisi mi? Bu nedir ya? Ben geldik işte daha neler gelecek? 61 dolar. Euro. Dolar nereden çıktı?
Çayıya girdik mi biz ya? Bin 500 kilometre yolumuz kaldı ama daha var yani bayağı. Az buçuk yolumuz yok ya. Bayağı yolumuz. 90'ın altına düşmemek lazım. O yüzden. Bu serinin yerine Outlast gelecek büyük bir ihtimal gençler. Ama yok, Outlast istemiyorsanız önceki Euro Truck videosunda oylama koymuştum. Onlardan birine oy verebilirsiniz. Outlast haricindeki diğer oyunlara. Burası niye böyle dar ya? Tır için dar yani. Arabalar için dar değil de. İtalya'ya geçiyoruz şu an. Almanya'dan. Avusturya'dan. Almanya'dan da değil. FPS niye peşe düştü? Orada benzinci varmış. İtalya'dayız şu an. Değil mi? Bastım ya ya. İşte ben basacağım. İtalyanlar da para alıyor. Sanki mübarek dağıtçı yolu şey altında. Abi düz yoldan para alınır mı ya? Devletin ne ihtiyacı var? Hadi köprüler tamam da. Köprülerin yine bir mantığı var ya, geçiş var. Ancak yol insanların vergisiyle ödenen bir şey, yapılan bir şey. Yani niye para alıyorsun ki ilk olarak buna vergi alıyorsun ki yani, para alıyorsun ki? Anlayamadım. İtalyanların ve Fransızların işini anlayamadım gençler. Fransa da aynı böyle. Para alıyorlar sürekli. Ben 90'a çıksana ya. 90'ın üstüne. Böyle bir şey olamaz ya. Bu her yeri aydınlık, bak ne güzel gidiyoruz. Doksanın üstüne çıkmayan Volvo yapmışlar. Oyunun bu hatasını anlayamadım hala. Bir ara düzeldi. Sonra tekrar böyle oldu işte. İlk önce böyleydi. İlk oynamaya başladım. 90'ın üstüne çıkmıyordu. Sonra aynı şekil onu 1'e getirdim. 5'ti orası. Düzeldi. Oynamaya devam ettik. Sonra ne oldu? Fos.
Yine aynı hata. Yani böyle bir şey olamaz ya. Oyun engelliyorsa herkesi engellemesi lazım. Bana değil ya. Onlar 130-140'dan gidiyordu sunucularda. Onun dışında PES hakkında düşüncelerimi söyledim. Yeni çıkan kaç tane oyun vardı? Aklıma gelmiyor. Hangi oyun vardı? Şu şey var. Hayvanat bahçesi simülasyon oyunu var. Ne oyunun adı? Zoo'da. Bir şey Zoo. Hayvanat bahçesinin İngilizcesi var ya. Planet Zoo muydu? Onun gibi bir oyun isim. Oyun fena bir oyuna benzemiyor. Gençler Steam'de. Yani müthiş bir oyunda değildir ama fena bir oyuna benzemiyor. 180 lirayı hak eder mi? Tartışılır. Ancak indirimde alınabilecek bir oyuna benziyor ya. Yani. 80-70 liraya falan indirime girerse 180 lira verilmez ama. Direkt trink değil. Hiçbir oyuna değerin direktmen kendi fiyatını vermeyi indirimli halen alın Steam'de gençler. Bakın action programını video çekme programını 15 liraya aldım ya. 61 liraydı normal fiyat. %75 indirim mi ne varmış. Çok iyi oluyor. Onun dışında daha CSGO videosunu çekmedim. Onu da çekeceğiz. Onu da yükleyeceğiz. CSGO'yu. Bundan önce mi yüklüyordum? Herhalde. Bundan sonra mı yüklüyordum? Tam sıralamasını hatırlayamıyorum şu anda. 18 videodan biri işte. Bu CSGO rekabetçi videosu da çekeceğim. Evet. Şuradan. Hadi bakayım. Onun dışında başka ne diye çıktık abi? Yarım saat oldu videoya gireli bu arada. Güzel. 90'ın üstüne çıksa dünyanın yolunu geçtiydim de. Ya 90'ın üstüne çıkmıyor abi. 90'ın üstüne çıkmama challenge yapıyor resmen bana. Onun dışında bonus serileri bildiğiniz gibi kafam ne zaman eserse o zaman yüklüyorum gençler. Bonus videoları. 4-5 tane bonus serim vardı galiba. Onun dışında ne diyecektik? Bilmiyorum. Ne muhabbeti yapsam onu da bilmiyorum abi. Ben muhabbet yapacağım bir şey bulamıyorum şu bu aralar Bollywood filmlerine takıldım. Birkaç tane Bollywood filmi izledim. Gençler. Şu Bollywood takipçileri bilir. Shah Rukh'un son çıkan filmi Zero'yu izledim. Başka hangi film vardı abi? Student of the Year'ı izledim. 2012'de çıkan bir film. 2014 yapımı Hamdi Sharma'ki Dulhaniye mi? Öyle bir şey adlı filmi de izledim. Bir de Badrinah ki Dulhaniye'yi izledim. Bu da 2017'de çıkan bir film. Filmleri beğendim ya. Öyle. En çok da Zero'yu beğendim. Sonra
Şarma'yı beğendim. Hamdi Şarma Kidulhaniye. Sonra Badrinah Kidulhaniye. Sonra da Student of the Year filmini. Gençler. Bunların dışında ne anlatacağım? Bilmiyorum. CSGO videosunu daha çekmedim. Bir de şey videosunu çekmedim. Ne onun adı? Steam'deki yeni ve popüler pek yakında. Yeni çıkanlar. En çok satanlar ve popüler şu anda popülerler mi? Onları göz attım Steam'deki o 136 Kayseri TV kanalının serisini daha çekmedim. Bunun dışında bildiğiniz bir Online 3 videoları var. Onlar 4 tane video. Onların hepsini bir anda çekmeyi düşünüyorum. Onun dışında yok yani. Şey var bir de. CSGO videosu var ama çekebildiğim müsait bir zaman takım buldum, takım ayarladım. Hepsinin müsait bir olduğu zaman çekmeyi düşünüyorum. Bunun dışında bonus serilere ne olacak diye sorarsanız bildiğiniz gibi kafam ne zaman eserse o zaman yüklüyorum o serileri. Yani her zaman yüklenebilecek. Yani normal serilerimin şeysi değil, tahviminde değil onlar. İstersen bugün, istersen öbür gün, yani artık ne zaman çekersem o zaman yüklüyorum o serileri. Bir tane şey vardı. Minecraft Windows 10 Edition Multiplayer serim vardı. Onda başka birini bulmaya çalışıyorum işte. Başka biriyle çekeceğim. O ilk bölümdeki kuzenimle çekmeyeceğim. Başka biriyle çekmeyi düşünüyorum o seriyi artık. Bir tane oyundan anlayan uzaktan kuzenim amcamın ne amcası ya? Annemin amcasının torunu var. Uzaktan kuzenim diyebilirsiniz yani. Ondan çekebilirim. Onun dışında birkaç tane arkadaş buldum. Eğer uzaktan kuzenim istemezse, onun adı da Emre Yaylagur uzaktan kuzenimin. O istemezse Steam'deki arkadaşlarıma soracağım. Çekmek isteyen olursa çekeriz gençler. Bunların dışında diyecek başka bir şey aklıma gelmiyor. Futbol takımlarının transfer gündemini tartışmak istemiyorum bu videoda. Onun dışında İsmail YK'nın son şarkısını dinledim. Yani önceki seri videosuna göre. Bu serinin önceki videosuna sundan bu videoya kadar olan kısımda İsmail YK'nın Hep Senin de Olmak şarkısını izledim. Güzeldi. Dinlemediyseniz ya da izlemediyseniz klibi tavsiye ediyorum. Evet. Onun dışında diyecek başka bir şey bulamıyorum. Gençler. Bildiğiniz gibi önceki CSGO birebir videosunda olan İbrahim Yasin Doğan, bir tane Samet Yaman adlı bir abiydi herhalde. Benden 2-3 yaş büyük olması lazım. Kendisi Kartal rankında olması lazım. Bir de eski CSGO rekabetçi videolarından hatırlayacağınız Melkor ve
Mustafa Barış Öz yani Tulkas. 4 kişiyle bir de ben 5 kişi rekabetçi atmayı düşünüyorum. Gençler, kendilerinin rankı da yüksek bayağı. Melkor'un, MBÖ'nün, Tulkas'ın yani rankları yüksek. İbrahim Yasin Doğan en son Nova 4'tü. Benim rankta Silver 6 bildiğiniz gibi. Nova 1'e çıkıyorum bazen. Sonra bir ay girmiyorum. Rankım gidiyor, kayboluyor. Sonra tekrar giriyorum. Silver 5'e Silver 4'e atıyor gençler. Böyle yani CSGO şeyim. Düzenim. Onun dışında diyecek ya da Demet Çelik'ten geldiğim bir şey bilmiyorum. Var mı? Ya bu ne abi, yavaş yavaş gidiyor tır yani 90'dan gidiyormuş gösteriyor ama 89-90 diyor da hiç öyle gözükmüyor yani oyunda. Sanki 60'ta falan gidiyormuşsun hissiyatı veriyor. FPS'den dolayı. 6 FPS nedir ya? Ama bu oyun da normal yani 6 FPS. Simülasyon oyunu çünkü. Bak 7 FPS oldu, gördünüz mü? 8 oldu. Onun dışında indirimleri var. Steam indirimleri videosu çekecek miyim? Yozgat Asıllı Kayseri TV kanalımda onu tam kararlaştırmadım ama yeni ve popüler falan videosunu çekerken aradan çıkartırım gibime geliyor onu da. İndirimli oyun önerileri videomu da. Bunun dışında başka bir şey kanal hakkında beni tanımayanlar olabilir. Yani 43. dakikaydı ama kanala gelip hiç bir videom izlemeyip gelip bu videoya merak edenler olabilir. Steam hesabımda otobiyografimi yazdım. Eğer merak ediyorsanız oradan okuyabilirsiniz otobiyografimi. Biyografi oradan okuyabilirsiniz. Evet. Yani gidiyoruz gidiyoruz. Yol bitmiyor abi. Hala 1100 kilometrenin altına düşemedik. 1000 kilometrenin altına düşemedik yani. 45 dakika oldu ama. 45 dakikada 5-400 kilometre yapıyorsak 1000 kilometre oha. 1,5 saat 2 saati geçecek lan. 2 saat 15 dakika falan mı sürecek? Aba. Lan ileride dönemeç varmış. Benim niye haberim yoktu? Buradan sonra çalacakmıştık abi. Birazcık fantazi hareketler yapıyoruz ama olsun. Biraz yavaşlayalım abi. Şu teslimatı yapıp kendime bir Renault Tır alacağım. Sonra Renault Tır'ın tır süreceğim geçtir. Ondan sonra manı süreceğim. Yandan görebilirsiniz. Şeyden camdaki markalardan. Sonra DAF alacağım. O sıralamadan gideceğim geçtir. Biraz yavaşlayalım abi. Tır sanki bana hızlı gibime geldi. Neredeyiz biz abi? Nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Bir buçuk saati tamamlarsam benden iyisi yok ama 2 saati geçirirsem sıkıntı büyük. Gençler. Bunun dışında şuradan kontrol edebilirsiniz. Iveco Scania DAF. MAN, DAF, Scania, Iveco diye devam ediyor. Markalar gördüğünüz gibi gençler. O marka sıralamasına göre kendime tır alacağım bu oyunun. Amacım bu ya. Yani. Ondan sonra da garajı büyütürüz. Sonra
Yine garajlar satın alırız diye şehirlerden. Böyle devam ederiz gençler. Bu kadar basit yani. Benim düzenim bu ha. Ben hile mi hile açmam ya. Hile açmak bazı oyunlarda eğlenceli olabilir ama GTA Vice City, GTA San Andreas gibi de bu online bir oyun. Hile açıp ne yapacaksın ya? Yani milyarder olsan ne işine yarayacak bu oyun? Ha, ne işine yarıyor? Hiçbir iş yerine yaramıyor. Çünkü bir simülasyon oyunu, bir hikaye oyunu değil bu oyun. Yani kendin geliştirmek varken niye hile açıyorsun? Evet. Dediğim gibi Minecraft Windows 10 Edition Multiplayer serime bir ya da birden fazla 2-3 olabilir. Videoyu arkadaşı bekliyorum, istiyorum. Bunun dışında CSGO 2'ye 2 rekabetçi videosunda İbrahim Yasin Doğan gelir büyük bir ihtimal. Çünkü onunla bayağı yoldaş attık. Video dışı tabi. Eğer adam akıllı bir sistem alabilirsem bende olan birçok oyunu çekmeyi düşünüyorum. Yani Steam hesabım, Origin hesabım var. Uplay hesabımda fazla oyun yok da. Steam ve Origin hesaplarımda bayağı oyun var gençler. Oyun yönünden bir korkunuz olmasın. Yani bayağı oyunumuz var. Ancak bilgisayarımın sistemi çok iyi bir sistem değil. Yani bütün oyunları çekip yayınlayamam o yüzden. Bir sistem alıp hepsini yayınlamayı düşünüyorum. Rotora da artık bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü çok izlenmiyor kendisi. Video olarak. Yani son videolarındaki izlenmeleri görebiliyorsunuz zaten Rotora'nın. İzlenmiyor. O yüzden Outlast çekeceğim işte Eurotrağ'ın yerine. Daha fazla izleneceğini düşünüyorum. O yüzden büyük bir ihtimal Outlast gelecek. Yok Outlast gelmesin diyorsanız dediğim gibi önceki videoda Eurotrağ videosundaki ankete katılabilirsiniz gençler. Bunun dışında ne desek bilmiyorum abi. Yani bayağı yol gittik ya. Evet, 49 dakika oldu gençler. İtalya'dayız zaten hala. Düz devam edecekmişiz. Yol öyle diyor. Evet. Roma yolundan gidiyoruz bakalım. FPS'den dolayı kusura bakmayın. Sistemim iyi değil. O yüzden zaten Euro Truck serisini bitirmeyi düşünüyorum. Yani bitireceğim Euro Truck. Bitecek yani merak etmeyin bu konuda. 2 bölüm daha var. Ondan sonra Euro Truck serisi bitecek. Outlast gelecek. Büyük bir ihtimal tabii tam kesin değil. Çünkü anket sonuçları tam daha bakmadım ama büyük bir ihtimal Outlast haricinde yorum olarak isteyen başka oyun isteyen bir kişi şey yoktu yani. O yüzden büyük bir ihtimal Outlast gelecek gençler. Ama yok gelmesin diyorsanız yine dediğim gibi önceki videoda ankete katılabilirsiniz. Evet. Bunun dışında biraz çene yaptım. Yoruldu çenem. 50 dakikadır çene yapıyorum. Öyleyse varım. Evet.
Çine yapıyorum ne? Çine baz olduk başımıza. Düşünüyorum bakalım bir şeyleri bulabilecek miyim? Şu konu bulmaya çalışıyorum. Ne bulsak yani bulamıyorum. Abi 6 FPS'de oyun mu oynanır? Gerçi bu Euro Truck ya. Başka bir bağımsız yapımcı olsa olumsuz incelemeyi basmıştım ya. Gerçi normal video dışı 13-14 FPS'de mi ne oynuyor mu? Yani benim bilgisayarım sıkıntılı. Ama bu bağımsız yapımcı bir oyun değil. Bağımsız yapımcı oyunlarında eğer düşük sistem isteyen bir oyunsa ve bu FPS'de oynatıyorsa oyunun kusura bakma geliştiricisi kusura bakmasın olumsuz oyu basarım bir Steam kuratörü olarak. Evet huyum kurur. Ne yapayım? Ben de böyle bir Steam kuratörüm. Evet. Bunun dışında abi diyor FIFA Online 3 çeksene diyor. Abi FIFA Online 3 bitti ya. Bu arada eğer FIFA Online 3 videolarını daha yüklememişsem gerçi yüklenmiş olurum herhalde de. FIFA Online 3 videolarına da diyeceğim. Bu videoda da diyorum. FIFA Online 3 artık eskisi kadar izlenmiyor. Yani eskiden bir FIFA Online 3 video atıyordum. Bir haftada 40 izleniyordu. Şimdi 2 ayda 40 izleniyor bir video. O yüzden FIFA Online 4 çıktığından mütevellit ayda bir video atmayı düşünüyorum artık. Yani bu bundan önce 4 video gelecek FIFA Online 3 kanalına. Ondan sonra bir ay sonra bir video. Olmadı 2 ay sonra 2 video. Olmadı 3 ay sonra 3 video. 4 ay sonra 4 video. Mantığında çekmeyi kanala video atmayı düşünüyorum o kanala. Bunun dışında Yozgat Asıllı Kayserili TV kanalım var. O kanalın şeyi değişmiyor zaten. 2 ay haftada bir video geliyor. Olmadı ayda bir iki video geliyor. O da olmadı 1,5 ayda 3 video. O da olmadı 2 ayda bir 4 video. Geliyor o kanala. Nasıl kal bu kanalın şeyde her haftada bir video olarak geliyor. Olmadı 2 haftada bir. 2 haftada bir 2 video. 3 haftada bir 3 video olmadı. O da olmadı. 4. hafta 4 video. Onlar da olmadı. Artık nereye kadar giderse. Onu bilemem artık. Bunun dışında Yozgat Asıllı Kayseri Oyuncu TV kanalım var. Onun şeysine normalde ayda bir videoydu o. O kanalın takvimi ayda birdi. Şimdi ayda iki video olacak. FIFA Online 3 kanalımın video sayısında düşüş olacak. O kanalın video sayısı yükselecek. Bu mantıkla. Evet. Böyle yani. Başka ne anlatayım? Hadi çık hızlı ol ya. Tır ya. Daha 1000 km yolum var abi. Şuradan şura değil ki yani. 1000 km lan. Buradan Edirne'ye kadar yolumuz var. Neredeyiz? Edirne ile İstanbul arası 200 km var mıdır? Vardır bence ya. Buradan İstanbul 800 km zaten. 1000 km vardır. Evet. Geçtirir. Ama 1000 km bu kadar hızlı geçilmez. Arabayı 90 km hızla sabit gidilmez. Ya 90'ın üstüne çıksana tır ya. Bir kere çıksan ne olurdu? Çıkmıyor. 997 km yolumuz kaldı. Heh, böyle 90'la sabit gitsek oluyor mu? Sürekli. Basanın üstüne niye çıkmıyor abi? Eskiden o hatayı veriyordu. Sabit hız sabitleyici aralığı hatasından dolayı olduğunu düşünüyorum. Onu düzelttim. Düzelmişti ne güzel. Şimdi tekrar aynı hata. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Yani böyle bir şey olabilir mi abi? Kaç yüz kilometre geçtik lan biz? Yolun yarısı bitti mi? Yok yolun yarısı bitmedi.
Bu benzin İtalya'nın o şehri ne kadar yetecek mi? Nereye gidiyoruz ki biz ha? Sassari'ye gidiyor. Sassari. Evet, Sassari'ye gidiyoruz bakalım. Sassari de bayağı uzunmuş, uzakmış ya. Belki 45 bin euro alacağız. Deriz, adam akıllı teslim edebilirsek. Basıyorum gitmiyordur. 90'ın niye sabit diyorsun abi ya? Bas işte gitsin aksın ya. Şuna bak ya, tosbağa gibi gidiyor hani. Bu kadar yol biter mi ya? Bitmez. Bitmiyor da. Nedir ya? Hadi low. Bu kanalın mantığı şey gençler. Çok oyunculuğu ve büyük yapımcı, büyük geliştiricilerin ve yapımcıların oyunlarını oynadığım kanal. Bu kanalın mantığı bu yani. Eğer bağımsız yapımcı oyunlarını istiyorsanız, o zaman Yozgat asıllı Kayseri Oyuncu TV kanalına sizleri bekleriz. Ama yok, onu da istemiyorsanız, o zaman nostalji oyunlarını çektiğim Yozgat asıllı Kayserili TV kanalıma bekleriz. Bunun dışında Fonline 3 kanalım da var. O kanalımda Fonline 3 Türkiye Genisteriyes TV. Neden Türkiye Genisteriyes? Çünkü kanalın, klanın adı Türkiye Genisteriyes gençler. Oyundaki klanımın adı Türkiye Genisteriyes. O yüzden benim kurduğum klanın adı Türkiye. 2015'te falan kurdum. 28 Mayıs 2015'te kurdum bu klanı. Bayağı oldu yani. Bunun dışında eğer adam akıllı video gelmesini istiyorsanız, yani adam akıllı FPS'lerde ana video durdu mu? Hala çekiyor muymuş lan? Ben de korktum oğlum. Hala çekiyormuş, ilginç. Tabii. Ben de sol taraftan şey olunca, şurada şey sol üstte işareti var gençler. Action'ın. O kapanınca ben de kaydı durdurdu. O programı kapattı zannettim de. Program kapanmamış.
Evet. Hemen bitirelim o yüzden. Ya git bitmiyor abi bu yol ya. 90 kilometre hızla bitmiyor ya. Evet. Doksan kilometre hızla sıkıntı büyük. Bu yüzden bu seriyi bitireceğim büyük bir ihtimalle işte yani 90 kilometrenin hız üstüne çıkmıyor. Online. Yani büyük bir ihtimal bitirme amacım bu. İkinci amacım da hikaye oyunlarını oynamak. Hikaye oyunlarını severim. Hikaye odaklı oyunlar oynamak. Simülasyon çok fazla bölüm çekmek içimden gelmiyor yani. Simülasyon oyunlarını. Böyle gençler. Bunun dışında yiyecek bir şeyim yok gibi gibi. Hadi artık bitirelim bu şey videoyu ya. Çok uzun sürecek. Bir saate geçti şimdi. En az 2 saati var herhalde. Yine bir para ödeme noktası. İnşallah video kaydı devam ediyordur yoksa tekrar çekmek zorunda olacağım video. Bu da benim için büyük bir eziyet.
Romanın tipinden mi şimdi? Hadi ya. Hala gidiyoruz. Napoli yoluna dönüyoruz bakalım. Şu otomatik kaydı kapat ya. Kim diyor sana kaydet diye. Büyük bir ihtimal eğer video kaydediyorsa buradan Fransa'ya eklerim. İşte yok kaydetmiyorsa zaten kendi kendime konuşuyor oluyor. Bir sıkıntı yok ya. Yani. Çünkü üren olmayı düşünüyorum. İşler. Param da var zaten. Bunu teslim edebilirsem çok güzel olur.
Gitmenin bakıyor lan buraya. Dua Gitmen lan bu. Bildiğin gitmen oğlum. Tövbe estağfurullah. Bekçi diye hitmen oh. Bayağı yolumuz var. Hala. O yüzden hemencik bitirelim. Bu nedir ya? Sıkıldım, hakikaten sıkıldım bu oyundan. Yani video olarak çekmekten sıkıldım işte. Oyun istediğiniz kadar oynayabilirsiniz tek başınıza ama yani video çekmek sıkıntılı bu oyunda. Okey, 122 kilometre vardı. Doksanın üstüne çıksa çoktan bitmiş diyor. İtalya'daki çocuklar yoğurtsuz kalmasın diye, yemekler yoğurtsuz olmasın diye İtalya'ya götürüyoruz. Ya işte. Yoğurdun parasını verip Afrika'ya götürebilsek güzel olurdu aslında. Evet. Güzel düşünce. Paramız var bakalım, 196.122 euromuz var. Evet. Bitmiyor yol, bitmiyor.
tır sürücüleri bu kadar sürüyor mudur ki? 1500 kilometre. Yani usta tırcılar bile nadir gidiyordur bu yola yani. Çok gittiklerini zannetmiyorum. Genellikle 800-700 kilometre yollara gidiyorlardır tırcılar. İstanbul, Kayseri, Ağrı gibi. İzmir, Kayseri. Diye düşünüyorum. Avrupa'da böyle bu kadar uzun yola dayanabilecek tırcılar çok nadirdir yani. İtalya'dan Almanya'ya gidiyorum 1500 kilometre. Hadi artık ya. Çık üstüne şunun ne ya. 90'ın üstüne çık ya. 90'ın üstüne niye çıkmıyorsa abi ya. Bu online'da. Bir dönemeç var ileride. Napoli yoluna döndük. Nasıl bir yol lan? Bayır yukarı mı çıkıyor, bayır aşağı mı iniyor mu anlayamadım. Lan fazladan dönerdim. Bayır iyi tırmanıyor ha. Yokuşu. Tır. Ama 90'ın üstüne çıkmıyor. Hadi sene low. 90'ın üstüne çıkmayandır. Bu açıdan FPS'ye düş. Şu açıdan gitsek daha mantıklı gibi. Bu açıyı daha çok seviyorum ben. Doğruyu söyleyeyim yani gençler. Çünkü yarış oyunlarından alışkınım bu açıyı. Biraz sallanıyor. İlk işim şu oyuna Türk şey geldiği zaman ilk işim Türk plakası almak olacak. Bir aldığım tırlara. Bunu biliriz, bunu söylerim.
Çıksan alan artık 90'ın üstüne. Aslında İtalya DLC'sine sahip olmayanlar için güzel bir video oluyor da. Oha, bu nasıl bir dönemmiş lan? Şu ekran kafayı döndürmeye kapatacağım. Gözümü kor, önümü kor. Bak burada kullanışlı ama öncekilerinde hiç kullanışlı değil yani. Şerit değiştirme haricinde hiçbir şeyde kullanışlı değil bu kafa şey ekran döndürme. Aha, burada kullanışlı değil mesela. Erken bastık fren. Git git bitmiyor abi. Git git bitmiyor yol ya. Tam bir işkence 90 kilometre hızla gitmiş. Napoli'ye vardık. Buradan sağa mı çarkacağımız? Çarkalım. Ama önümüze bakarak çarkalım. Buradan bir yuvarlak çizecekmişiz. Buradan oraya gidecekmişiz. İlginç. Yavaşla la. Yavaşlasana oğlum. Buradan nasıl döneceğiz ya? Şurada. Lan yapma şu hareketi ya. Benzinimiz var mı? Benzin ölmüş. Var var gider. Bizi götürür 500 kilometre. Tümsek mi var lan? Yok. Yaya geçidi varmış. Kafamı döndürsem ben de kafamı döndürürüm. Hadi bak.
Burada tırın geçecek yolları niye bu kadar dar yapıyorsunuz ya? Porto derken? Porto'la Portekiz'e mi gidiyoruz oğlum? İleride şey mi var? Feribot yeri mi var? Galiba. Değişik bir yolmuş ya. Normal feribot yerlerine benzemiyor. Ama Fransa İngiltere arasındaki feribot yerlerine benzemiyor. Daha farklı dizaynlamışlar. Köprülerin üstünden gören geçiyoruz. Köprüden geçti gelin köprüden. Yalnız evleri güzel modellemişler, binaları falan. Beğendim. Yavaşla abi, yavaşla. Şurada selektör. Şöyle yapacağız. Lan şu kafayı. Yanlış yola girecektim senin yüzünden. Vardı feribot yerine bakalım. Oha. Ha, içine mi gireceğiz? Buna mı bineceğiz, buna mı sağ tarafa gidene bineceğiz. Peki.
215 kilometre. Çok yokmuş. Adaya çıktıktan sonra. Arsa %2 ne ya? Hiçbir şey yapmadım. Yavaş yavaş geçtim oradan. Yavaş yavaş bitiriyoruz gençler. Allah belanı versin. Alamadım. Yol niye bu kadar dar yapıyorsun? Bitmiyor ya. 90'dan gidiyor mu yine bitmiyor.
Burası tam fotoğraflıkmış ya. Şöyle bir fotoğraf çekelim. Hadi ya. Evet. Çok yoruldum ya. Bir derece kadar yorulmasak da yine de yorulduk. Tır şoförü kadar yorulmasak da yorulduk gibi. Kendi çapımızda yorulduk işte. Ha, gidiyoruz abi. Bitti. 200 kilometre kaldı dedik de hala gidiyoruz.
Bitmiyor yola, bitmiyor. Şehirden çıkarken şuradaki benzinciden benzin alalım. Hadi ya. Şey, park etmekte uğraşmayacağım gençler. Yüzümü bitireceğim oraya varınca. Bitmiyor, bitmiyor. Bu yol bitmiyor. Hadi ya, takılmadan gel şuraya. Takılıyor.
Burası açık bir alanmış. Hemen park edebiliriz aslında. Taktikleri var çünkü. Şöyle bir taktik yapabiliriz aslında. Gördüğünüz gibi taktik basit. Tır kırılmıyor ki. Erken mi dönderdim tırı? Yeşil ışık yandı da bu bilmeyeceğim. Tam park etmezsem olmaz. Tam kusursuz olmadı. Biraz sol tarafı açıkta kaldı. Çok değişik bir park etme şeyim var. Tarzım var ama bir türlü park olmuyor. FPS düşük olmasa. Lan nasıl gidiyor öyle ya? Şimdi daha mantıklı oldu. Gel biraz daha gel. Ah. Neyse gençler.
Bu videodan da bu kadar olsun. Haydi Allah'a emanet olun. Kendinize mukayyet olun. Gelecek video ya da videolarda görüşürüz. Euro Truck serisinin multiplayer, Euro Truck multiplayer ve single player serisinin 11. bölümünde de görüşürüz. Bundan sonraki F14 Beşiktaş kariyeri videomuzda da görüşürüz. Hadi gittim ben gençler.